Merhaba Uğur, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Birimiz İzmir'de, birimiz İstanbul'da değişik testler yaptık. Geçen sefer seni Suvorlu Ne Levent'le var ya? ağırladık. Bu kez sana aslında İzmirli bir arabayı getirdim. Evet, tanıdık bir araba. Yıllar önce bunun dedesi İzmir'de Torbalı'daki Opel tesislerinde üretilmişti. Vectra A 2001 olarak. krizinde Opel'in dünyadaki çıkış arayışlarında, daha doğrusu Opel'in sahip olduğu GM'in çıkış arayışlarında düğmesine basılan, ipi çekilen fabrikalardan Ne biri yazık ki. Torbalı'daydı. Ne yazık ki. Ama Opel tabii ki bu krizlerden sonra güzel çıkışlar yaşadı. Bu Insignia da onun çıkış modellerinden biri oldu. Yeni bir araç değil senin de bildiğin gibi. Evet. Ama bunda yeni olan bir şey var. Kasım ayında Türkiye'de bu yenilikle tanıştı. Ve belki de bu konuda Opel'in Türkiye ekibinin baskıları yıllar sonra en can alıcı sonuca ulaştı. Bunda yeni olan ne biliyor musun? Görüntü falan değil. Bunda yeni olan esas olarak kaputun altında. Evet. Ve kaputun altındaki o motorla 1.6 dizel otomatik kombinasyonunda. Opel Insignia Kasım ayında bu üçlüyle, yani çay, simit, şeker üçlüsüyle Türkiye'deki D segmentindeki rekabete geri döndü. Tabii burada Volkswagen Passat'ın büyük bir ağırlığı var. Yeni Skoda Superb de İkinciliğe yükselerek yeni haliyle, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yenilenen haliyle, uygun fiyat ve yeni etkileyici donanımıyla bu segmentte ikinciliğe yükseldi. Evet. Ama bu segmentte yer alan diğer modeller ne yazık ki etkisini yitirdi. Aylık 20-30 adetli satışlara inmiş Insignia 1.6 dizel otomatik üçlemesiyle binli adetlerin üzerine çıktı. Ve Opel için önemli bir koz olmaya başladı yeniden. Kesinlikle. Ve Opel geçen yıl Türkiye'de 47 bin adetin üzerinde 47 bin adetin biraz üzerinde araç sattı. Bunda bir anda etkili hale geldi. Kasım ayında Türkiye'ye gelen yeni üçlemeye sahip Opel Insignia. Peki ben şimdi sana şunu soruyorum. Sen daha önce de Opel'in bu yeni 136 beygir gücündeki dizel Hı. motorunu Astra'da olsun, belki de Insignia'da da kullanmıştın. Evet. Şimdi de yol boyunca yaklaşık işte 100-150 kilometre boyunca bu aracı değişik koşullarda, bazen hard bazen soft şekilde kullandın. Zorladık. Ne düşünüyorsun Opel'in yeni 1.6'lık 136 beygir gücündeki hakikaten içeride de sessiz hissedilen motoru konusunda? 136 beygirlik bu dizel makineyi Astra J'de kullandık. Manuelini kullandım. Astra J için evet tatminkardı. Insignia'da kasa olarak, hacim olarak, ağırlık olarak da fazla olsa da sonuçta bir performans arabası olmadığı için şehir içi kullanımda inanılmaz şekilde tatminkar. Bununla ilgili hiçbir eksiği yok. Gerek şanzıman uyumu, gerekse motor izolasyon, ses izolasyonu olarak evet başarılı. Peki ben aslında jantlara veya aracın dış görünümüne dair de kısa bir izlenim vereceğim ama ondan önce yine devam etmek istiyorum. Bu aracın ben yakıt tüketim seyrini de yol bilgisayarından takip ettim. Bizde bulunduğu yaklaşık 250 kilometrelik veya pardon daha yüksek kilometreli sürede, çünkü İstanbul'dan İzmir'e İstanbul'dan geldiğimiz buraya dönemi de seyahat var. dahil etmek Evet. gerekiyor. Yani şehir içi İstanbul'un yoğun şehir içi trafiği artı İzmir arası sakin trafik birleştiğinde Aynen. ben ekranda 6.2 litrelik bir yakıt tüketim değerini, ki bunun içerisinde sport modda sürüş de olmak üzere gördüm. Aynen. Aslında bu hacimdeki bir araçla yapılan yolculukta 6 litrelik dizel tüketimi bana makul geliyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Gayet makul. Bahsettiğimiz araba sedan 4 kapı ve sınıfındaki en büyük hacimli otomobillerden bir tanesi. Bu bahsettiğimiz yakıt ortalaması sınıfından farklı olarak hatchback, Opel veya diğer marka araçlardaki yakıt tüketimiyle aynı. Yani Astra J kullanan birisi Insignia'ya geçtiğinde aynı yakıt ortalamasını korumaya Şaka bir devam yana. ediyor. Yani yakıtta iyi not veriyor musun? Yakıtta geçerli not. Yol tutuşta iyi not veriyor musun? Standart kullanımda evet hiçbir sıkıntısı Standartta. yok. Zorlama ihtiyacı hissettiğin bir yer görüyor musun? Görmüyorum. Hayır. Zaten şehir içi için üretilmiş otomatik şanzıman dizel bir otomobil olduğu için standart günlük kullanımda herhangi bir yol tutuşuyla ilgili bir sıkıntı yaşatmadı bana. Peki ben teknikten bu arada izleyicilerimiz için biraz uzaklaşmak istiyorum. Biraz da arabanın aslında makyajı yüzüne de geleceğim. Opel'in Insignia modeli önceki yıllarda makyajladığı yüzünü devam ettiriyor. Ama Opel Insignia'yı 1.6 dizel üçlemesiyle, dizel otomatik üçlemesiyle Türkiye'ye getirdiğinde bir de sport donanım diye bir versiyon hazırladı. Bu Insignia'nın en dolu ve biraz da lükse kaçan ve lükse kaçarken de bütün teknolojileri bulabilecek bir versiyon olarak ortaya çıkıyor. Burada en dikkat çekici yan
Opel burada çok ilginç bir şey yapmış Uğur. Ne yapmış biliyor musun? Şöyle göstermek istiyorum. Şuraya mavi hatlı OPC yani yüksek performanslı Opel araçlarını Kesinlikle. ifade eden zaten Kesinlikle. OPC'nin kısaltması da Opel Performance Center'ı onu ifade Kesinlikle. eden küçük altında da line denen küçük bir stick atmış. Evet. Bununla neyi ifade ediyor? Aslında bu bir versiyon veya opsiyon değil. Tek Kesinlikle. seçenek 3100 liralık bir bedeli alınabilecek 3100. 20 inç büyüklüğündeki OPC jantlar. Peki ben şunu sormak istiyorum. Jantlarla beraber bu Opel'de diğer standart donanımdan farklı olarak ne var? Bu araba için konuşursak. Bu araba için konuşursak tam da ben de onlara gelmek istiyordum. Kesinlikle. Aslında bazı teknolojiler var. En önemlisi. Örneğin diğer markalarda da üst sınıflarda görülmüş teknolojiler artık D segmenti ve hatta yeni Astra ile birlikte demokratikleşmeye ve çok satışlı segmentlere inmeye başladı. Kesinlikle. Bunlar nedir? Artık Türkiye'de kullanıcılar, yeni otomobil alıcıları birkaç teknolojiyle tanışıyorlar. Şerit takip sistemi. Çok önemli. Bizler bunları biliyoruz. Kullandığımız araçlarda var ama artık tüketicilere yansıyan araçlara bunlar girmeye başladı. Tüketiciler şuna hazır olsun. Yeni teknolojide araçlar adeta kendi kendine gidecek. Ve artık ulaşılabilir Ha, seviyelerde. satın alınabilir hale Satılabiliyoruz artık. geldi bu Evet. teknoloji. Daha önce bunlar tabii ki yıllardır Mercedes, BMW gibi Çok üst üst segment segmentlerde. arabalarda, S-Class'larda, 7 serisinde vardı. Ama o araçlar çok az sayıda satan, belli alım Ve gücü zaten yüksek o kişilerin araçları şoförler kullanıyordu. ama içindeki insanlar için de bu Aynen güvenliği öyle. sağlıyordu. Bu teknolojilere geldiğimizde bir şerit takip sistemi. Bu şeritli yollarda ki Türkiye'de de yollarlar artık şeritli hale Aynen, geldi. aynen. Aracınızın şeridinde gidip gitmediğini, siz sinyal vermediğiniz sürece şeridini değiştirmek istemediğini size sesli olarak gösteriyor. Ve fark ettiriyor kendini. Fark ettiriyor. Bu araçta önemli bir yenilik de ki bunu yeni nesil Astra'da da teknolojik olarak sunmaya başladı. Üst versiyonlarda öndeki araçla aktif takip kontrol sistemi, cruise control ile birlikte çalışan bu teknoloji aslında sizin dalgınlıkla önünüze, akıllı telefonunuza, maillerinize, SMS'inize, aracınızdaki dikkat dağıtıcı başka şeylere Çocuklara. bakarken öndeki araca çarpmanızı önleyecek bence çok önemli bir güvenlik sistemi. Kesinlikle. Bence çok önemli. Çünkü her ne kadar yanlış olduğunu bilsek de araç kullanırken cep telefonumuza, maillerimize, SMS'lerimize bakıyoruz. Bizi İlgimizi kimin dağılıyor. aradığına bakıyoruz. Kesinlikle. Çocuğumuz yere bir şey atıyor, onu almak istiyoruz. Bütün bunları biz el çabukluğuyla yapıp kaza yapmayacak bir boyuta gelmek istiyoruz. Ama bu konuda çok kazalarla karşılaşıyoruz. İstanbul gibi, İzmir'de Aynen. belki akşamları olan gibi Çok tampon nadir. aşkın yaşandığı Evet, trafik akşam ortamlarında saatleri. işte en çok çarpmalar burada olur. Tabii bu sistem, Opel'deki bu sistem bunu önlemiyor. 40 kilometre hızın üstünde Aynen çalışıyor. öyle. Şiddetli kazaları önlüyor. Aynen Ama öyle. bu teknolojinin bir adım devamı ve bazı başka otomobillerde bu mesafeyi her halükarda koruyan sistemler de mevcut. Aynen öyle. Opel Insignia özelinde 3 kademeli çalışıyor bu. Sen istersen yakın mesafe, istersen uzak mesafe, istersen orta mesafe algılatması yapabiliyorsun. Aktif cruise kontrol. Bu sistem artık aracın önünde de anlattığımız gibi yeni dönem otomobillerde hayatımızın sürüşü kolaylaştıran önemli parçalarından biri olacak. Bunu uygulamalı olarak size anlatmamız gerekirse çalıştırma biçimi direksiyonun üzerindeki tuşlardan ve önünüzdeki renkli ekrandan kontrol edebilmenize izin veriyor. İşte bunu şimdi uygulamalı olarak gösteriyoruz. Örneğin otoyol gidişinde hızlanmamızı sağlıyoruz. Şu anda sürüşü ben cruise kontrolü, limitör ve cruise kontrol olarak iki seçenek var. Orada cruise kontrolü seçtikten sonra hızımı 106'ya örneğin kurdum. Ve gördüğünüz gibi şu anda ben direksiyona hiçbir şey, pedala, gaz pedalına, fren pedalına hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Önümdeki aracı, öndeki radar algıladı ve aracın hızını onun hızına uyarladı, çarpmamı önledi. Ben bunu örneğin önümü boşalttığımda bu tekrar aynı hıza yükselmemi sağlıyor. Görüldüğü gibi sabitlediğim 105 km saatte 105 km hıza tekrar beni çıkartıyor. Opel Insignia'nın
Sürücü koltuğunda sizi 2 adet büyük ekran karşılıyor. Bu ekranlardan biri sağda kokpitin göğsünde, aracın kokpit göğüs kısmında yer alıyor. İki tarafında havalandırma üfleşlerinin bulunduğu ekranın altında ve üstünde değişik tuşlar yer alıyor. Bunlar tek tuşla, örneğin aracın en büyük özelliklerinden biri olan sport moda geçişi tek tuşla sağlayabiliyorsunuz. Onun yanında antipatinaj sistemi, onun yanında şerit takip sistemi, dörtlü flaşör, onun yanında park sensörleri ve bazen aracın park sırasında veya yaklaşma sırasında etrafındaki diğerlerini, diğer ses kaynaklarını veya tehlike kaynaklarını algılayıp size bildirmesini sağlayan, yine park tuşunu iptal ya da serbest bırakan tuş yer alıyor. Diğer yanında da tur adlı verdiğimiz diğer kumanda tuşu yer alıyor. Alt tarafta radyo ve navigasyon sistemine, daha doğrusu multimedya dediğimiz bilgi eğlence sistemine kumanda etmenizi sağlayan tuşlar yer alıyor. Bunların hepsini aynı şekilde direksiyon üzerinden de kumanda edebiliyorsunuz. Ayrıca sistemin açma ve kapama tuşları da bulunuyor burada. Bunun hemen altında Opel Insignia'da güzel bir göztaşı şeklinde, iki göztaşı şeklinde sıralanmış sıcaklık ve koltuk ısıtma düğmelerini ayarlayabildiğiniz dokunmatik ekranlı kısım yer alıyor. Bence beğenilecek göztaşı şeklindeki ve dokunmatiği de çok hassas olmasa da ihtiyacını görecek şekilde çalışıyor. Bunun orta kısmında da bir tür telefon kumanda düğmelerini andıran fan açma kapama ve bu üfleşlerin yönünü belirleme ve klimayı açıp kapama tuşlarımız yer alıyor. Burada yine sistemi açıp kapamayı sağlayan tuş ve telefon senkronize etmenizi sağlayan kolaylık tuşları yer alıyor. Aracı sport modda 0-100 km hızlanmasıyla da huzurlarınıza çıkarıyoruz. Şu anda ekranımız bize hangi modda ortalama yakıt tüketimimizi gösteriyor. Orta konsoldaki sport tuşuna bastığımızda önce ekran değişiyor ve bir anda kendimizi daha sportif bir ekranla buluyoruz. Ve burada da şimdi 100 km hıza ulaşacağımız denememizi yapıyoruz. Başlıyoruz.